Günaydın. Bugün günlerden 31 Aralık 2023. Yani 2023'ün son günü. Saatlerimiz de şu an. Biz uyandık ve şimdi kahvaltı yeniyoruz. Ve kahvaltıdan geldikten sonra size bu güzel odanın turunu yapacağız. Çıkmadan size yılbaşı kıyafetlerimizde kombinlerimiz artık oldu bunlar bizim. Üstlerimizi zaten daha önceden almıştık. Altı da yeni bu sene bulduk. Bu şekilde kombin yaptık. Bence çok, çok tatlı oldu. Göstermek istediğimiz odayı göstereceğiz sonunda. Bir önceki vlogda yer olmadığı için, yani çok fazla şey yaptığımız için video uzamasını istedim. O yüzden bu vlogu sakladık. Zaten girişi daha önce çektim. 3 numaralı odada kalıyoruz. Böyle bir girişi var. Yan tarafa geçecek olursak bir adet tuvalet banyosu var. Ve tamamen bir odadan oluşuyor. Ve çok da tatlı döşenmiş. Şimdi ilk tuvaletten gideyim. Daha sonra da teker teker geçeriz zaten. Tuvaleti böyle, gayet geniş. Banyosu da gayet okey. Ve şu detaylar bizim çok hoşumuza gitti. Tamamen el emeği gibi ve tasarım gözüküyor. Böyle süsleri var. Şurada halıları asmak için bir yeri var. Böyle çok tatlı bir askılık gibi böyle bir şey yapmışlar. Onun dışında tuvaletin diğer kısmında böyle. Gayet de tatlı. Döşemeleri, işte aksesuarları çok ince detay düşünülmüş. Burada süsleri var. Ve duvarların hani dokusu da böyle farklı, normal, alışılagelmiş oteller gibi değil. Ve esas odanın en güzel kısmına geldik. Birazcık ters ışıkta kalıyorum ama sıkıntı yok. Böyle makrome örgü ne deniyorsa artık böyle çok tatlı aydınlatmayı da süslemişler. Onu açayım size, göstereyim hatta şurada. Böyle çok tatlı. Yatak başı esas benim en favorim. Zaten kendi odama da böyle bir şey istiyordum. Çok güzel. Burada da büyük bir makrome örgü var. Bu da çok tatlı yapmış. Hani yatağın böyle bir arkada alışılagelmiş bir başlığı yok. Ama bu detay ve bu yastıklarla birlikte böyle gayet tatlı duruyor. Yatak bu arada çok rahattı. Çok güzel uyuduk. Yani bayağı güzel uyuduk. Şöyle burayı da gösterelim. Biz böyle birazcık attık. Burası biraz dağıldı gibi ama eşyalarımızı kırışmasın diye asabildiğimiz kadar astık. Valizleri şöyle alt kısma koyduk. Gayet tatlı oldu. Yan tarafa geçtiğimizde de burada herhalde bir mini bar köşesi gibi böyle bir yer yapmışlar. Normal kettle ve kahve, içecek, çay vesaire vardı. Biz de buraya bütün işte kullandığımız benim makyaj malzemelerim, işte parfümlerimiz bu şekilde yerleştirdik. Burası da gayet güzel bir köşe ve yine burada da makrom detaylar, makrom örgü. Bu kolyeyi geçen vlogta gösterdik galiba diye hatırlıyorum. Otelin bu şekilde bu kadar çok aksesuara ve detaya, el emeğine önem vermesi sebebi otelin sahiplerinin dediğimiz gibi zaten bu piyasadan, bu sektörden geliyor oluşu. Televizyon gayet güzel ve büyük. Alaçatı'da baktığımız diğer oteller zaten bu kadar büyüklükte değil. Burası işte 20 metrekare yakın mıydı? 25 metrekare. O civarlarda. Normalde biz 12-13 metrekareye kadar bir otel odası gördük. Evet. Ama burası gayet alan olarak çok fazla. Zaten bir villa düşünün. Villanın odalarını paylaşmışlar. Böyle çok tatlı. Şurayı da göstereyim. Bu aslında normal bildiğimiz bir koltuk gibi düşünülebilir ama boyamışlar. Çok güzel eskitme detayları falan da var. Bayağı güzel olmuş. Minik bir tabure, sehpa diyebiliriz. Ve çok da güzel bir boya aynası var. Zaten burada bir sürü fotoğraf çekildik, video çekildik. Bu da çok tatlı. Hani influencerların günümüzde kullandığı favori ayna bu olsa gerek. Buradan böyle açıyorum şimdi. Dışarıda bu arada yağmur hafif çilemeye başladı. Dün hava çok güzeldi ama bugün birazcık yağmurlu olacak galiba. Ve burası da bu şekilde. Havuzu var. Yazın da tercih edilen bir otel zaten. Yeni açılmışlar. Ve havuzun olması çok güzel. Yaz sıcaklarını ferahlamak açısından. Böyle çok minnoş bir odamız var yani. Orada bakayım. Hı? Orada bakayım. Tamam, şimdi bak siyah çanta takabilirsin işte. Oturduğumuz kafede benim bir tane ödevim lazım.
Yarın son. Ay ya, salı günü son testimi de. Tamam. Ya da yarın gündüz. Yani bugün iki tane yüklemiş bir de. Bugün bitsin o. Çıkmadan geçen gün almıştık bunu. Bunu yemedik. Diğerini yemiştik. Bunu da merak ettiğimiz için şimdi çıkmadan bunu yiyeceğiz. Böyle bir kar topu var üstünde. Böyle bir kar şey. Bildiğimiz normal yumurta şey gibi kar tanesi. Kar tanesi tarzı. Şöyle kar tanesi var. Bildiğimiz ama yumurta kutusu gibi yapmışlar. Çok tatlı gözüküyor. Normalde kaşıkla yenen bir şey diyorlar. Evet. Ama biz ısırarak da yeriz bence. Ortadan ikiye şey var. Bir dakika göstereceğim. Çok şeker bir desen yapmışlar. Çok güzel. Evet, ısır bak. Bakalım. Bu arada bir şey değil mi? Sen daha çok beğenmişsin. Nasıl tadı? Çok al iyi. Şu kısmını da. Acayip güzel. Ben bu kadar iyi beklemiyorum. Ne? Bu kadar var mı bu? Hı-hı. Şey ben yarı yarıya yapmışlar. Ortasında çok ufak bir boşluk var böyle. Çok güzel ama bence. Ben bayağı beğendim. Alalım şöyle. Bir daha alalım. Bir daha alalım. Normal. Oreo'lu böyle kuvertür çikolatası çok bayıyor ama bu çok güzel. Bayağı hani ince incik Oreo'lar var içinde. Ağır değil, baymıyor yani. Çok güzelmiş. Şimdi çarşı gezmesi için çıkacağız. Evet, kahve içeceğiz. Akşama bir yerde rezervasyonumuz var. Yılbaşı malum. Yılbaşı. Oraya da işte 8 gibi. Değil mi? Evet. Dün gittik gördük biz orayı ama size göstermedik. 8 gibi gelin dediler. Sürpriz. O yüzden biz işte 6 gibi otelde olacak şekilde hareket ederiz. Saatlerimiz şu an... Saatlerimiz şu an 2.30 civarı. Şimdi gideceğiz, güzel bir kahve, belki bir tatlı daha yeriz. Çok güzel yerler var burada. Olabildiğince hani her yere gitmeye çalışıyoruz. Hepsini tatmaya çalışıyoruz. Evet, çalışıyoruz. Aynen öyle. Şimdi o yüzden hazırlandık ve dışarı çıkıyoruz. İlk gün taktığım şapkanın grisi var. Hatta bunun kahverengisi de vardı. Kahverengisini getirmemiştim. Şimdi bu kombinimle şöyle kot ceketimi giydim. Ve gri olanını taktım. Şurasını sadece... Sence kıvayım mı? Kıvraya gözün daha ortada olsun. Bir yapsana. Daha iyi. Yüzün ortada olsun. Hatırlıyor musun? İlk aldığımızda sen abire bunları kıvırıyordun. Evet. Böyle daha oldu iyi. Oldu mu? Tamam. Şimdi hazırım. Böyle olduk. Tamam. Emre de böyle parfümünü sıkıyor, deri ceketini giyecek. Çıkmadan son fotoğraflar çekilsin. Şimdi çıkıyoruz. Evet, şimdi çıkıyoruz. O zaman sizinle dışarıda görüşüyor oluruz zaten. Beşinci yapalım. Geldik şimdi. Şöyle sokakları size göstereyim. Gideceğimiz kahveci bizim şu an konumumuza bir 10-15 dakika uzaklıkta. O yüzden yürüyoruz şimdi. Kahveciden vazgeçtik. Oranın ismini de söyleyelim. Local Cups diye bir kahveciydi. Ama hem yol kenarında hem merkezden uzakta bir yer olduğunun kanaatine vardık. Bir 10 dakika daha yürüdükten sonra. Şimdi tatlı artı çay kahve tarzı bir şey yapalım istedik. Biraz da acıktık hafiften. Dün görmüştük zaten çok güzel kruvasanları olan Adaköy Pastanesi'ne gidiyoruz şimdi. Bardağın parasında değilim. Ben de ama... az önce göstermedim size de bir bardak satan bir yere gittik böyle. Ne tarz deniyor onlara? Yani böyle el yapımı. Seramik kupa el yapımı. Ama çok da güzel böyle vavluk bir şey de yoktu. Sadece çarmı evet. Var baş harf sarkıyor böyle. Adam 900 TL dedi.
Normalde onu ben İstanbul'da bir yerde bulurum yani. Çok, çok rahat bulursun 150-200 liraya. Ve işte kendini ama... savunma mekanizması da şuydu. Biz bunu sezonda 1200'e satıyoruz. Direkt yani, kendini böyle savundu. Biraz şey yaptı ama. Aynen ve bir anda büyük bardak bakıyordum ben. Küçük bardağın fiyatı bir tık daha az dedi. Ama size büyüğü küçükten veririm falan. Orada bir mide bulandırdı. Biz de almadan çıktık şimdi. Çıktık. Otele geçiyoruz artık, hazırlanacağız. Hazır mısın akşama? Çok hazırım. Rezervasyonumuz var. Yemekli bir yer ayarladık. Böyle şarkılı türkülü bir yer ayarladık. Güzel de bir yer. Gittiğimiz mekanda gösteririz. Evet, gittiğimizde gösteririz. İşte otele gidip hazırlansak dedik. Saat kaç şu an? Saat bir bakalım. Saate bakalım. Şu an 17. Evet, saatlerimiz şu an 17.20. Biz işte kaçta otelden çıkarız? 8 falan mı? Biz 7.30'da çıkmış oluruz. Aynen öyle. Şimdi gidiyoruz. Çok hızlı gelişti. Hemen saçlarımı yaptım, üstümü bile giydim. Otele birazcık geç geldik çünkü yürüdük ettik, marketlere falan uğradık derken anca geldik, giyindik, hazırlandık. Makyajımı da ufaktan bir tazeledim. Şimdi sadece sizinle birlikte hemen bir ruj sürecek. Daha sonrasında da çıkıyoruz. Saatlerimiz şu an 7.30 geçiyor. Evet, rujumu sürdüm. Üstten de şu Kiko'nun 17 numarasından süreceğim. Daha sonra hazırız. Size ne giydiğimizi de gösterelim hemen. Böyle çift olarak siyahlara büründük biraz ama bence siyah hem cool hem de asil. Bence de. Çok güzel oldu. Saçlarım da bence okey. Gayet okay. Uyumlu olduk. Değil mi? Çok uyumlu olduk. Evet. Böyle çorabımı göstermek istiyorum. Çorabımda böyle minik minik kalpler var. Yeni yıla böyle gireceğim. Topuklu giyiyorum. Umarım o Arnavut kaldırımlı yollarda güzelce gidebiliriz. Evet, çift olarak biz hazırız. Şimdi eğlenceye gideceğimiz mekana doğru yola çıkıyoruz. Güzellik. Güzel çocuk. Bütün yol boyunca bizimle birlikte geldi. Şimdi ona marketten Emre salam gibi bir şey alıyor. Onu vereceğiz. Aşkım yere bırakır mısın? Hepsini yere bırakır mısın? Geldik otelimize. Çok güzel bir geceydi. Olabildiğince görüntü size göstermeye çalıştık zaten. Ayaklarım mahvolmuş durumda şu an. Sadece dinlenmek ve bir Türk kahvesi içmek istiyorum. Otelin alt katına bir ineceğiz, soracağız Türk kahvesi var mı yok mu diye. Öyle yani. Hepinize şimdiden yeni yılını kutluyorum. Bu video ne zaman gelir bilmiyorum. Birazcık belki gecikebilir bu videoyu yüklemem. Ocak sonunu belki bulur, belki Şubat'ı bulur. Ama ben size iyi dileklerimi yeni yılda gönderiyorum. Umarım dilediğiniz gibi güzel bir yıl geçirirsiniz. Bütün kötülüklerden uzak. Emre de aynı şekilde arkada. Umarım dediğim gibi güzel bir yıl olur sizin için de 2024. Bizim için güzel başladı. Bakalım neler yaşayacağız. Bu kanal vasıtasıyla da hem bunları sizinle paylaşıyor hem de kendime ana olarak biriktiriyor oluyorum. Şimdi bakalım biz biraz bir üstümüzü değiştirelim. Daha sonra da lobide sizinle görüşürüz. Thank you.
herkese 2024'ün ilk günü olan 1 Ocak'tan günaydınlar. Biz otelimizden çıkışımızı yaptık, sabah kahvaltımızı yaptık, kahvemizi içtik fakat size bir şey çekmedim çünkü aynı şeyleri yapıyorduk. Ve birazcık da kaos falan oldu. Evet. Valizim patladı benim. Bir şekilde hallettik ve onu bıraktık. Valizlerimizi otelde bıraktık. Otel sahibimiz dediğimiz gibi dünyalar tatlısı bir insan. Hani onlarla tanıştık, oturduk ettik falan da demiştik sizlere. Yardımcı oldu bize çok. Valizlerimizi buraya kadar getirecek. Biz de merkeze geldik. Saatlerimiz şu an 11, 12 mi? Saat şu an 2 tam işte. Ne? Saatimiz 2 olmuş. Ve bizim 4.30'da otobüsümüz var. Ben şu an saati hala 11-12 falan zannediyorum. Geldik buraya. Zaten Alaçatı denilince akla ilk gelen, fotoğraflarda görülen mekanlardayız şu an. Görelim, gezelim, dolaşalım istedik. Hep böyle merkezi tarafta, çarşının içinde, dar sokaklarda dolaştık zaten 2 gün boyunca. Sokaklarını çok evet. Şimdi de fotoğraflar çekildik, bir şeyler yaptık, ettik falan derken vakit işte 2 olmuş bile. Hiç anlamadım. Şimdi merkeze gidiyoruz. Birazcık böyle almak için bir şeyler bakacağız, aksesuar vesaire. Onları da size çekiyor olurum. Çaylarımız geldi. Çay içiyoruz. Şurada aldıklarım var ama az önce gördüğünüz o çatladı kapı diye böyle sergilerin olduğu bir yerden burada teyzeme, Emre'nin annesine, ablama, anneme hediyeler aldık. Bunlar burada hediye pakette, o yüzden gösteremiyorum ama tokaları göstermiştim. Şimdi açarız, hatta aşkım yardımcı olur musun? 4 tane toka ve 4'ü de çok güzel. Şöyle tokalardan aldım. Bir tanesi de şöyle parlak bir kumaşla yapmışlar. Saatlerimiz şu anda 3.30. Bir yarım saat falan ben burada oturup ondan sonra da otobüsün gideceği yere geçeceğiz. Oteli sahibini arayacağız. Bize valizlerimizi oraya getirecek. Ve sonra yolculuğumuz tekrardan başlayacak. Evet, çok güzel bir 3 günde. Ama yine videoyu burada kapatmıyorum. Devam ediyoruz. Size oraları da gösterir. Sonra da videoyu kapatırız zaten. Öyle. Biz şimdi oturup çaylarımızı içeceğiz. Son saatleri, son dakikaları, son keyfine kadar yaşayacağız. Thank you.